Evet, biliyorsunuz geçen Perşembe günü ilk maçımızı oynadık Batı Borisov'la. Yine Konya'da ama statü olarak rakibin ev sahipliğinde bir karşılaşmaydı. Onun değerlendirmesini zaten maç sonrası yapmıştık. Güzel bir sonuçla ayrıldık o gün sahadan. İyi de bir futbol vardı. Kayda değer bir avantajla da ikinci maça çıkacağız yarın. Tabii ki klasik ama gerçek. Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun. Bunu defalarca görmüşüzdür. Bize düşen bu maç içinde son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 3-0'ın avantajını unutarak yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah dediğim gibi yarın sahadan güzel bir sonuçla bir üst tura çıkarak ayrılan takım biz oluruz. Evet, belli oranda rotasyon yapacağım. Ama bunu tura çok yakın hissettiğimiz için değil, bu yoğun sezonda, inşallah yoğun olacak sezonda, bütün futbolcularımı efektif bir şekilde kullanma adına yapacağım. Yani evet, farklı isimler göreceğiz ama onlardan da aynı performansı bekleyerek bu hamleyi yapacağım. Çünkü beni tanıyorsunuz aslında. Kadro istikrarını seven bir teknik adamım ama öyle bir sezon yaşayacağız ki ve sezonun girişi de öyle bir tempoda olacak ki kadromdaki tüm oyuncularımdan optimum düzeyde faydalanmam gerekecek. Onun için yarın tümden tabii ki değil ama belli oranda rotasyonu yapacağız. Tekrar söylüyorum, turu garanti gördüğüm için değil, her oyuncuma güvendiğim için ve onlardan yararlanmak durumunda olduğum için. Evet, aslında bu tam cevabı olmayan bir, yani tam bir matematiği olmayan bir soru bu. Yani acaba biz sezon başı olmasına rağmen, ilk resmi maçımız olmasına rağmen çok üst düzey mi oynadık? Sağ kenarından bunu böyle takip ettim. Yoksa Bate Borisov bizim beklediğimizin daha altında mıydı? Nereden bakarsanız bakın, ben takımımın enerjisinden, ciddiyetinden son derece memnun olarak o stattan ayrıldım. Bate Borisov'un durumundan çok bizim kaldığımız yerden devam etmemiz, oyun ezberimizin, ciddiyetimizin, tempomuzun belli noktalarda olması beni sevindirdi. Abi tabii, bu tabii ki bütün sezon ya da sezon başlangıcı için bir işaret olarak kabul edilebilir mi? Sadece doğru yolda olduğumuzun emareleri ama her maçın ayrı bir senaryosu var. Bizim bu tempoyu sürdürmemiz lazım. Geçen sene de biliyorsunuz bazı maçlarda bir anda düşebilen performansımız oldu. Bu sene burada biraz daha istikrar sahibi olmalıyız. Evet, güzel şeyler gördük ama bunlar devam ettiği sürece değerli. İnşallah yarın itibariyle de tekrar bu görüntüyü sahaya yansıtmak istiyoruz. Evet. Evet, bu soru gelecek mi diye bekliyoruz. Ya çalıştığım forvet oyuncular var. Şu anda iki tane forvet oyuncu takımın bünyesinde. Ben artık resmi maçlar başlamışken sadece elimdeki kadrodan en yüksek verimi almaya çalışıyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum. Onların emeklerini asla görmezden gelmiyorum. Ama transfer de yani futbolun bir gerekliliği. Şu anda yönetimimiz çalışıyor. Evet, yani bunu da gizlemeye de gerek yok. Çok kolay mı? Hayır. Yani tam istediğimiz ölçülerde, tam istediğimiz özelliklerde bir oyuncuyu katmak çok kolay mı? Hayır. İş olsun diye oyuncu alır mıyız yönetimimizle beraber? Hayır. Alınmazsa ben kahrolur muyum?
Hayır. İşimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir katılım olursa da takımımıza en faydalı olması için yeni gelen oyuncunun da onu da en hazır hale getirip adaptasyonunu sağlayacağız. Bekliyorum ben de. Tamam. Evet, ilk yarısını seyrettim o maçın. Yani dün müydü? Bir önceki gün mü? Merak ettim. İlk yarısını seyrettim ama daha fazla konsantrasyonumu Bate maçından ayırmamak adına orada bıraktım. Hem rakip belli olmadan seyretmek de çok da şey olmuyor. Çok da analiz gözüyle bir seyir olmuyor. Çünkü iki takımı aynı anda analiz etmek de çok sağlıklı değil. Ama yani bir bu turu geçersek asıl olan bu. Yine bir üst tura çıkabileceğimizin mücadelesini vereceğiz. Bunun adına da bir endişeye asla kapılmadım seyrettiğim bölümlerde. Çünkü gerçekten önemli olan burada hala bu turlarda bizim oyunumuz. Ama belki daha ileri tur, playoff. İnşallah gruplara kalırsak tabii ki çok daha zor rakipler. Daha rakiplere göre stratejiler devreye girecek ama şu anda asıl olan bizim oyunumuz. Bir 45 dakika seyrettim iki takımı da. Seyirci nasıl durum? Ya. Evet. Tabii ki taraftarımız da biz geçen sene daha güçlü bir takım olduğumuzu ligde gösterdik. Onlarla oyuncularım daha tempolu, daha arzulu oynuyorlar. Yine inşallah yarın en yüksek seviyede hem sayısal anlamda hem de destek anlamında yanımızda olurlar. Yani hala acaba maça gelsem mi gitmesem mi diye düşünen varsa da buradan da onları tekrar maça davet edelim. İnşallah gelsinler, bizi desteklesinler, biz de onları güzel bir sonuçla, mutlu bir şekilde evlerine göndermeye çalışacağız. Tamam. Peki, hadi iyi çalışmalar.